diyelim. Hande Erçel'le devam edeceğiz efendim. Hande Erçel uzmanlık konuğun Yağmur Çevik. Sen de bayılırsın. Hande Erçel, notlarımı Arzu Sabancı. Notlarımı aldım, bekleyin beni. Aa, peki bir hemen Hande Erçel'in fotoğraflarını, başına gelenleri, en son neler yapmış, Hindistan'da görülmüş, efendim takipçi sayısı sıfırlanmış, başına gelmeyen kalmamış, nazarlara geldi. Allah şimdi, aşkına bakar mısın? Arkadaşlar, 30 milyon. Hayatım, çünkü hayır, bir dakika. Hakan Sabancı ile ne zaman birlikte olmaya başladı? Bütün takipçileri gitti ve sonunda kimse kalmadı. Herkes ayrıldı. Sosyal medyada Hande bir Erçel'den siber saldırı oldu. Aynı zamanda YouTube da etkilendi bu saldırıdan. Herkes Twitter'a koştu. Hatta biliyorsunuz Dünya'yı Yarına Bırak diye bir tane film var. Evet. Orada bir siber saldırı gerçekleşiyor. Dünyada 3. savaş, gerçi bir savaşın içindeyiz. Hem Ukrayna'dan gelen hem ondan sonra Gazze Savaşı. Ama en büyük savaş siber saldırı olacağı söyleniliyor. Hatta Dünya Yarına Bırak filminde de o dijital platformda yayınlanan Obama'nın yönetmenliği yaptı filmde, Barack Obama'nın. Buna da bir mesaj var. Dünyada yakında. Çünkü hepimizin elinde. Karşı hepimizin karşıya elinde. Ya çok komikti ya. Şimdi Instagram ama çökünce. Ama yok. Sosyal medya, Instagram çökünce Hande'nin bir takipçisi gitti geldi. Bu aslında evet, olan yani bir şey. Şarteli bir kapattı açtı. Aynen ama şey olan, komik olan, bütün Instagram bitince herkes ya görsen ne espriler. Çok yüzlerce koyun Twitter'a doğru koşuyor. Yani X'e bugünkü adıyla koşuyor. Evet. Bilmem adamlar oraya gidiyor. Öbürü böyle yapıyor. Oh, bana geri geldiniz. Geldik ama gideceğiz falan. Anormal. Çok güzel. Bu arada tabii Hande Erçel'i çok dikkat etmesini öngörüyorum. Çünkü Hindistan'da, biliyorsunuz Hindistan'da çok geçenlerde, çok yeni 8... Hoca'ya saldırı, cinsel saldırı tabii meydana geliyor. Hindistan'da. Evet, tabii. Evet, ve dayak yiyorlar, tecavüz, kaç kişi, cinsel kaç saldırıya uğruyorlar. Ve günler sonra Hindistan hükümeti bir tazminat ödüyor bu arada. Hı. Ve tazminatı da törenle ödüyorlar. Törenle yaklaşık 380... Vatandaşlarını almak için mi? Hayır, hayır. Hayır, hayır, vatandaşlık değil ya. Gezen bir turist. Turistler gezerken İspanyol karı koca ve burada Hindistanlı bazı kendini bilmezler. Buradaki İspanyol kadına tecavüz ediyor, adamı dövüyorlar. Evet, evet. Kaç, İnanılmaz kaç bir şey. Ay, tülüm, yani aynen bir öyle bu. Ve yakalanıyorlar sonunda. Yakalanıyorlar. 8 kişi başlarında çuvallarla. Hı-hı. Reklamlarını yapmıyorlar, göstermiyorlar adamları. 381 milyon zannedersem 1 milyon rupi. Bunun da TL bazında 381 milyon mu? 381 bin lira. Ya rakam bu, ne olursa olsun, hayır, hangi bu, ne dünyayı da versin ya, o kadının psikolojisi üzerine mi sarktan? Bu bilgiyi de Hande Erçel fotoğraflarıyla veriyor olmamız da. Evet ya, o yüzden çok dikkat etsin. Mutlaka giyimine, kuşamına, her şeye dikkat etsin. Dikkat etti. Her an her şey olabilir. Çok sağlıklı değil çünkü bölge olarak. Hatta ben şimdi bir tane sosyal medyada şu an story girdim. Oradaki Hindistan'daki adamlarla fotoğraf çektiriyor. Hande'yi görseniz böyle put gibi. Böyle şimdi duruyor. Yerine göre giyinmek var ya. Hayır, şimdi kadın bile gergin yani. Onlar turist olduğu için çadırda yaşıyorlar. Çadır kuruyorlar bir bölgede. Tabii canım, şimdi Hande Erçel'in korumalar gittiği yerler itibariyle. Tabii ki. Ama çok büyük. Şimdi bir kıyafet baktığımızda gayet böyle spor bir tabii kot giymiş, üstüne kot ceket. Dekoltesi de yok. En son halbuki işte geçen Paris hafta gibi giyinebilirdi yani orada. Şimdi Paris moda haftasında tabii ki Paris olduğu için, şöyle moda haftası olduğu için enerjisi yani yüksekti. Ama oradaki yani enerji bir düşüktü. Bir de Burak Deniz'e gidecek diye konuştum. Verdi haberi de biz burada Burak Deniz'le. Yok, Burak Deniz. Hande Erçel birlikte yakalanmış Hindistan'da. Arto dalga dalga dalga. Ah. Şaka gibi değil mi? Bak, şaka gibi. Dalgalandı şu an. Takım arkadaşım. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Beni her zamanki gibi onur etti. bayılıyorum. Bu takım oyununa bayılıyorum ya. Hande ile takım olmak kadar onur edici bir şey olamaz. Hande Erçel'le değil mi? Hande Erçel'le tabii ki. Evet. Hande Erçel her yurt dışına çıktığı zaman bir İngilizce konusu gündeme geliyor. Reklamlar. Reklam mı? Yine verdin. Bu her dakika niye reklam? Ben de sen mi reklam yaptın? Ne yaptın? Ben mi reklam yaptım? Hangisi? Söyler evet misin? Ya yine söyle. Ay, dayanamıyorum. Neyse ki deformasyon yapacak bir şey. Evet.
Nerede kaldım? İşte o dondurma reklamı içinde. Orada da aynı görüntüler gündeme gelmişti. İngilizce konuşuyor. Hayır, İngilizce konuşuyor, konuşamıyor. İngilizce konuşuyor. Her şey İngilizcesi. Yes, okay diye geçiştiriyor diye konuşmuştum. Yine aynı manzaraları yine sosyal medya eleştiriyor. Bu kızın kaderi ya. Bu kız ne yapsa eleştiriliyor. Peki şimdi daha 3 gün önce Paris Moda Haftası'ndaki dekoltesiyle gündeme taşımıştık. Ondan sonra demiştiniz ki kayınvalidesi Arzu Sabancı acaba Sabancılara bu görüntüsüyle gelin olabilecek mi? Bu şekilde kabul olunacak mı diyorduk. Şu andaki değişimi acaba Hindistan'a ayak uydurmak için mi? Evet. Yoksa acaba bir uyarı? Hayır. Çünkü Hande Erçer post attı. O diyoruz ya dump serisi yani. Aha. O oradaki akışını paylaşıyor sıra. Ve 7. sıraya maymun görseli koydu. Şimdi neden 7. sıra detayını vurgu yaptım burada hemen onu belirteyim bilmeyen izleyiciler için. Kız! Hande ile Hakan beraber olduğundan beri yani ilk sosyal medyada kendilerini paylaştıklarında 7. sıraya koydular. Hakan da Hande 7. sırada paylaştı o seride. Böyle seri koyuyoruz ya fotoğraflarımıza. Evet 10 tane fotoğraf koyuyoruz mesela. 10 tane koyduğumuzu farz et. 7'ye geldiğimizde. Hakan Hande 7'ye koyuyor 7. sıraya koyuyor. Hakan, Hande de Hakan'ı 7. sıraya koyuyor. Hatta hep dedi ki 7'de yani 7'deki sır ne? Sonra düşündük ki astrolojik açıdan 7'nin biliyorsunuz çok önemi var. 7 demek mucize demek 7 rakamı. Evet. Şans demektir. Herkes manifest yapar 7 diye. Benim de uğurlu sayımdır. Benim de uğurlu sayımdır 7, bu arada. 7. Aa, evet, benim de uğurlu sayımdır. Şanstır. Ünlülüktür. Her şeyin Cristiano böyle. Cristiano Ronaldo'nun da forması 7'dir. 7'dir evet. Bak 7. Bir de bak her şey 7'ye bağlanır. Dünyanın 7 harikası. İşte dünyanın oluşum 7 gündür. Ben de 7 katı evrende. Dünyanın 7 harikaları. Bunlar da 8'inciler. Bundan kaynaklı da Hande bu sefer 7. sıraya maymun koydu. Bu maymunla galiba, bir işaret var evet, bence. Evet o da işaret. Kime? Ben artık geriliyorum. Yani Arzu'nun storylerinden de geriliyorum. Hande'nin storylerinden de. Arzu Sabancı herhalde maymun yerine koyup 7. sıraya koymadı. Tabii ki onu ama demek istemiyorsun bir herhalde. Mesaj var gibi geldi. 7. sıraya özellikle maymun denk gelmesi tesadüfi bak, gelmedi. Şimdi Hande Erçel Arzu Sabancı'nın şeyi olabilir, gelini olabilecek pozisyona gelmiş. Şu cinlerle, şu duruşla. Bu okey. Ama hatırlayın Arzu Hanım nasıl bir story attı. Hande Erçel bu kıyafeti giydiğinde. Herkes her markanın kıyafetini giyebilir ama o vizyonu katamaz. O çok kalite daha katamaz kötü, dedi. Çok daha acayip bir story atmıştı da ben geçen gün size bulamadım. Onu bulunca ben hemen onu gördüm. Hemen silmiş. Sildi onu. Hemen silmiş. O bende var ama bulamadım. Bu arada tabii ki Hindistan'da dizileri Burak Deniz ve Hande Erçel'in dizileri olduğu için herhalde Hindistan'da bulunuyor Hande Erçel. Çok tutmuş. Çok da beğeniyorlar. Oyunculuk hakkında konuşma yapmak için. Burak Deniz'i de zamanda belki bu demek ki birlikte gitmediler ama Burak Deniz de onur konuğu olarak zannedersem Hindistan'a gitmiş. Çünkü basının yalancısıyım. Orada bir sürü haber olduğu için birlikte gittiklerini yazmışlardı. Şöyle bir detay vereceğim. Burak Deniz en son Hande Erçel etiketlemişti. Bir öpüşme sahneleri vardı dizide. Onu Hande etiketlemişti. Hande kendini etiketleyip hemen sildi. Belki orada Burak Deniz bozulmuş olabilir. Çünkü muhtemelen Hakan'la olan ilişkisinden kaynaklı Hande Erçel sildi diye düşünüyoruz. Çünkü yani Hande şimdi ben sana bir etiket yapıyorum. Ve senin böyle bir rol arkadaşına samimi bir sahnen var. Sen önce kendini etiketliyorsun. 10 saniye sonra siliyorsun. Ne anlarız bundan? Ben Hakan Sabancı'nın ben yanlış anlaşılırım Hakan dersin. Hakan Sabancı'nın çıldırdığını anlarım. Evet yani. Bence de kıskandı Hakan ve Hande hemen sildi. Belki Burak Deniz ona bozulmuş olabilir ve gitmemiş olabilir. Bilmiyorum. Burak Deniz çünkü yakışıklı bir adam kıskanmış yani olması. Yani sizin Hande Erçel'in Hindistan'da çizmiş olduğu bu görüntülerle ilgili yorumunuz Hindistan'a gittiği için bu şekilde bu tarz kıyafetler tercih etti. Giymiş. Yerine göre yani çok giyiniyor. Doğru. Her şeyi yerine göre yapmak çok güzel. Doğru. Çünkü bu dekolteli kıyafetiyle herkesin yaptığı bu masada yaptığınız yorum Sabancılara artık bu görüntüyle gelin olamayacak yorumuydu. Şu anda Sabancılara gelin olabilir mi ben bu görüntüyle? Ben şu anda olabilir olarak görüyorum artık. Çok komiksiniz ya. Gerçekten sizin analizleriniz karşısında analiz yapamıyorum. Yapamıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. O zaman Emre Altuğ üzerinden bir analiz gerçekleştirebilir miyiz? Yeni manşetimiz Emre Altuğ diyeceğiz. Emre Altuğ da çok değişik bir tarzla arzı endam ediyor. Emre Altuğ.